Ankara Sincan'daki bir apartmanın çöken tavan alçıları neredeyse faciaya neden olacaktı. Dehşete uykuda yakalanan anne ve 5 yaşındaki kızı canlarını kıl payı kurtardı. İçeri girmemek kalmadı, küp düştü. Çok şaşırdım. Görenler çok şaşırıyor ama bu yaşanan ilk değil, son olacağı da benzemiyor. Apartman sakinleri sürekli düşen tavan alçıları yüzünden diken üstünde yaşıyor. Beyderbey gelip yapıyorlar, düştükçe yapılacak diyor. Düşmez diyor. Yani bir hafta geçiyor, düşüyor. Arada baka baka geziyoruz yani. Geçen hafta da annemin ayaklarına düştü. Oraya yapan arkadaşlar geldi. Aslında burayı böyle şeyle fırçayla kontrol ettiler her yeri. Bir şey yok dediler. İşte bu yatakta Ömer Kırık'ın eşi ve 5 yaşındaki çocuğu yatıyordu. Ömer Bey'in eşi çatlama seslerini duyunca çocuğunu da hemen yanına aldı ve tavanın çöktüğü noktadan uzaklaştı. Çıtırtıyı duymasa eşimin direkt kafasına düşecek koca parça. Bunun kurtuluşu yok yani. Sincan'daki bir apartmanın sakinleri artık isyan etme noktasına geldi. Kafalarına alçı düşecek korkusuyla yaşamaktan bıktılar. Benim kızım çocuğumun üstüne düşse yani kesinlikle ölürdü benim kızım. Küçük zaten. İşte bu tavan bütün halde çöküp yatağın üzerine düştü. Bu arkadaş bu işi düzgün yapmadığı için biz her gün korkuyla yaşıyoruz. Ve yatağa düşen parçalar da işte böyle kırıldı. Hepsi oldukça ağır. Burada yaşayanlar adeta ölümün kıyısından döndü. Müteahhitin de artık buraları komple yapmasını bekliyoruz ama. İşçilik hatası olabilir. Belediye ekipleri de tavanı çöken evde inceleme yaptı. Eşi ve çocuğu ölümden dönen Ömer Kırık hukuk mücadelesine hazırlanıyor. Ben şimdi gidip nerede kalacağım?